Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Amacım burada sizlere Revit'i öğretebilmek. Ee, çok uzun tutmadan kısa kısa videolarla 10-15 dakika aralık videolarda bazen hani maksimum 20 dakikalık videolarla size Revit'i anlatmak. Kısa videolarda detaylı anlatıp size bu Revit'i öğretebilmek oluyor amacım. Öncelikle ilk açtığımızda Revit karşımıza çıkan bir arayüz var. Bu arayüzümüzde yüzümüzde e, bir model açma yüzümüz, yeni bir layer oluşturmamız veya family dosyaları açabilmemiz. Family dosyalarına daha sonra geleceğim. Öncelikle öğreteceğim yer zaten hani e, <laughs> model oluşturma yeri. Burada modellerimizin arasında bize birkaç tane örnek sunuluyor. Mesela architectural, structural, elektrik projeleri veya, veya kendi oluşturduğumuz yaptığımız planlar veya herhangi şeyler. Buradan öncelikle yeni bir dosya açmak istediğimizde bizim Türkiye geneli olan metrik disiplin seçiyoruz. Burada ise bizi birkaç tane farklı farklı disiplinler karşılasa da benim genelde tercih ettiğim default her yerde kullanılan şey oluyor. 11 dediğimiz zaman biz böyle bir ekran karşılıyor. Burada benim zaten açtığım bir layer var. Şu anda bunu göstermeyeceğim size. Benim şu anda amacım burada arayıcı tanıtmak olacak. Öncelikle burada architecture kısmı altında duvarla duvar menümüz var. Duvar menümüze girdiğimizde yani şu anda kaydetmek istemiyorum. Kaydetmek ister misiniz diye bazı yarım saatte bir, bir galiba soruyor bize. Burada duvar menümüz var. Duvar menümüzde architecture ve olarak iki ayrılıyor. Farkları var tabii ki daha sonra detaylı olarak bu bu kısmı da anlatacağım. Hani her kısmı detaylı detaylı anlatıp, anlatıp ilerleyeceğim. Onunla ilgili hiçbir şüpheniz olmasın. Ondan sonra kapı menümüz var. Window pencere, komponent tefriş için kullandığımız veya kendimiz üret kendimiz kapı, duvar, pencere Döşeme, rice, elektrik ekipmanları, tavan gibi şeyleri ürettiğimiz kısım bulunuyor. Kolon kısmımız var. O da ikiye ayrılıyor. Her birini ayrı ayrı işleyeceğim. Çatı kısmımız var. Her biri ayrı ayrı. Roof by foot pole gibi gibi buralarda. Seylik asma tavan bildiğimiz asma tavan oluşturmak için floor döşememiz flow düşünün düşünün oluşturmak için kullandığımız bir layer oluyor. Kurtain sistem, grid, gridal sistem bunlar bunlar ayrı ayrı detaylar olarak anlatacağım hepsini tek tek. Burada ise bizim korkulumuz e, korkuluğumuz bizi karşılıyor buraya tek tek çizerek bunları yapabiliyoruz veya merdiven için oluşturabiliyoruz. E, bir korkulu burada bizi rampamız karşılıyor burada rampa oluşturmak için ayrı ayrı ayarlar var rampanın ayrı ayarları çok farklı zaten hani bu şekilde bir bir saniye bu şekilde bir rampa bile oluşturabiliyoruz ki bunu oluşturmak zaten hani 3 e, üç boyutlu olarak zor bir imkan ama Revit bulup bunu bize hani direkt çizip olarak oluşturuyor. SketchUp'ta bunun eklentileri, bilmem neleri var ama Revit'te bunu direkt ben oluşturabiliyoruz. Burada merdiven komutumuz var. Merdiven komutumuzda çeşitli çeşitli şeyler var. Tek kollu, spiral, yarı spiral, L merdiven, U merdiven veya kendimi çizebiliyoruz ama ben kendim çizmedim şimdiye kadar. Gerek duymadım çünkü bunlar bana yetti. Yetiyordu. Burada model gruplarımız var grup oluşturmak isterse create group tip model detay veya herhangi neyse artık gibi. Burada oda oda kısmımız var. Odalarımızı belirlediğimiz bir katmandan bahsediyorum size burada. Mesela atıyorum yatak odası. Buraya da yazıyorum mesela. Bu da zaten 3 yazıyor. Bu 3 sayısını değiştiriyorum. Mesela M zemin kat 0'a 1 odası diye buraya yazabiliyorum. Bunu daha sonra detaylı bir şekilde. Burada ise duvarlar oluşturmadan bir alanın alan bir alanın oda olduğunu hani sanki bir odaymış gibi çalışması amacıyla bu e, <laughs> yeniden oda oluşturmayı kullanıyoruz. Mesela buraya atalım. Bunu değiştirebiliyorum. Araya alan 7 metrekare mesela veya volume. Burada not component diyor ama onun hani, e, daha sonra detaylarına geleceğiz zaten. Burada Odalarımıza hani ne nedir, nedir onları, e, ne atamak istiyorsak hani onu tek tek uğraştığımız kısım alan ölçümü için kullandığımız veya alan bir odaya bir alana kaç metrekare olduğuna dair bir alan etmemek için. Bu kısımda bife istediği kısımda işte duvarlarımıza veya çatıya veya e, nasıl söyleyeyim e, asma tavana boşluklar oluşturduğumuz bir özellik. Burada şaft özelliğimiz var. Şaft özelliği ekranda gösterdiği gibi döşememize boşluklar oluşturuyoruz. Bunu genelde hani e, galeri boşlukları için veya merdiven için veya asansör boşluğu için oluşturuyoruz. Hani merdiven çizdiğimizde otomatik bir hani döşemede bir boşluk oluşturmuyor. Bunu kendimiz şaft olarak ayarlıyoruz. Burada duvarlarımıza burada hani e, yatay çatı. Bu ise hani daha farklı bir şey. Bim, bim dediğimiz şey giriş kısmı adını kusura bakmayın burada duvar kısmı bu duvarlar yani dediğim gibi burada da hani gördüğünüz gibi burada da, burada da duvarlar ikiye üç ayrılıyor ama hani bunlar tek tek ayrı bir biçimde e, neye yaradığını tek tek ayrı e, anlatacağım zaten burada kolonumuz var buraya kolon girdiğimizde burada da bizi bir properties kısmı karşılıyor genelde aynı şeyleri söyleyeceğim properties kısmı için e, buraya tıkladığımızda bize kolon çeşitlerini hani ne varsa kapı çeşitleri veya döşeme çeşitleri veya asma tavan çeşitleri veya çatı çeşitleri gibi şeyler karşılıyor bizi. Buradan edit type menümüzden detaylı bir şekilde ayarlam ayarlamalarını yapabiliyoruz. Burada yine aynı şekilde döşeme kısmımız. Bunların hani farklarını tek tek zaten işleyeceğiz. Yani bunların ne olduğunu tek tek zaten işleyeceğiz. Stil komutumuz burada detaylar işin içine giriyor. Hani e, en basitinden bir vida'nın bile nereye geleceğini ölçebildiğimiz veya e, detayını çizebildiğimiz bir yer karşılıyor bizi. Daha sonra şimdi sebplekast kısmı, sistem kısmı, sistem kısmında da işte bak mesela e, terminal yani havalandırma kısmı flextool e, yani borular bilmem neler kısmı her hepsi hepsi yer alıyor tek tek ayrı ayrı mimari için hani kullandığımız bölümde çok ayrı oluyor. Insert menümüz var Revit Link. Link Revit dediği şey ise hani bir ortak çalışma gibi düşünebiliriz. Ortak çalışmanın mesela arkadaşını çizdi. Nereye çizdi mesela? Atıyorum planın dış duvarlarını çizdi onu onayladıktan sonra siz onu aktardığınızda buraya mesela iç duvarlarını da sizin çizdiğini düşün, çizdiğinizi düşünün. İç duvarları çizdiğimizde işte o arkadaşımız o arkadaşımız da sanki iç duvarları çizmiş gibi aynı projeyi kullanabilir. Link kısmında ise kullandığımız özellik AutoCAD bir dosyamız var. AutoCAD dosyasını çizdiğimizde buraya atıyoruz. Buraya attıktan sonra mesela buraya geliyoruz işte e, diyoruz. Buraya bir tane işte hani e, AutoCAD bir iki gibi şeyler çıkıyor. Revit, ife cekette e, topografi, pdf resim gibi birçok şey çıkıyor. Burada seçiyoruz. Onayladığımızda hani arkadaşımızın ona çizdiği dış duvarlar yani proje ortak proje çizdiğimiz dış duvarları o da sanki çizmiş gibi gösteriyor. Ümidi de. Veya import cat dediğimiz şey mesela ben bunu import etmek istiyorum. Buraya direkt otomatik import ediyor zaten hani bunu farklı farklı yollarda var direkt hani e, pdf atar pdf atar gibi tutup tutup da direkte çekebiliyoruz bu şekilde hani bunu buraya direkt çekebiliyoruz gibi şeylerimiz var buradan family dosyalarını indirebiliyoruz veya autodesk e, family'sini indirebiliyoruz o ise ayrı bir menü zaten internetten indirim için grup gruplarımızı indirebiliyoruz Inside bu şekilde. Anotajit kısmımız var. Ee, bu bir ölçüm kısmı, hani çizgiden çizgiye ölçüm gibi 105 ölçtüm mesela. Veya noktadan noktaya, bir noktadan bir noktaya ölçümüz yine aynı şekilde. Bu şekilde. Bu ise açı. Benim şu anda genel çizimim 90 derece olduğu için hani size bir farklı açı göstermek istesem mesela aslında gösterebilirmişim. Ee, 20 derece. Mesela burası 20 dereceymiş gibi açı ölçüme işimize yarıyor. Bu ise bize e, çeyrek çember veya daire bunun yarı çapını gösteriyor. Bu kısımda ise tam çapı gösterdiğini görebiliyoruz aslında. Bu kısım ölçüm araçları için kullanıldığımız bir kısım aslında. E, diğer bahsedeceğim kısım Mesing aynı yani bu aslında hani topografya oluşturmak için kullandığımız bir bölüm. Hani yeni bir topografya oluşturuyormuş gibi zaten hani tıkladığımızı üstüne böyle bir e, resim tarzı bir şey çıkıyor genelde. Grid from sketch diyor. Yani oluşturun. Mesela site component kısmı işte ağaç eklemek için veya başka şeyler eklemek için kullandığımız yer. E, View kısmımızda 3D görüntümüz. Kamera mesela buradan tutup bu şekilde buraya bakmak istiyorum diyor. Veya direkt otomatik 3D kısmı iki tane olduğu için bir tane gösteriyor şu an burada böyle bir file geldi ondan sonrasında buradan kesit oluşturabiliyoruz bu şekilde şu an benim hiçbir şeyim olmadığı için planda hani kesit de oluşturmuyor bana veya hani bu da farklı bir şey hani e, plan Mesela bunu bir e, banyo detayı gibi düşünebiliriz. Buraya hani burasını bir banyo gibi düşündüğümüzde buraya girdiğimizde işte bize mesela oluşturduğumuz yere girdiğimizde sadece olan alanın planını bize gösteriyor. Bunu dışa aktarabiliyoruz. Bu kısımda görünüşlerimiz var. İşte sağ görünüş, sol görünüş veya kuzey, güney, güney, batı, kuzey, batı gibi görünüşlerimiz. Bu kısım kısmı, materyal kısmı dediğim hani, e, herhangi bir materyali bir yere atabilir. Mesela bir duvarımız var ama bu duvarın biz ahşap olmasını istiyoruz. Buraya yazıyoruz mesela wood ahşap. Buraya işte çeri wood plank veya alttan alttan üste çekmek istediğimiz zaman da şu şekilde. Şuradaki tuşa bastığınızda alttan üste çekiyor ve onayladığımızda buraya atıyor ama şu an atacak bir şey olmadığı için. Bu kısımlar Enscape B5 render. Bu kısımlar tamamen render kısmı. Bu plan finder. bir eklenti. Bunları daha sonra tekrar ayrı olarak geleceğim tek tek ayrı ayrı. Move kısmımız var. Mesela bunu seçtim. Taşımak istiyorum. Veya bunu seçtiğimde zaten hani bize direkt taşı, taşıma olasılığı veriyor ama hani bunu çok da kullanmaya öner Çünkü hani nereye nasıl taşıyacağımız. pek Copy kısmımız var. Rotate kısmımız var. Offset kısmımız var. Mesela buraya bir çizgi çektiğimde mesela modify offset mesela kaç offset etmesini istiyorum 100 kopyala Buraya 100 milim offset alayım. da mirror kısmımız var. Bir yer seçerek veya kendimiz elimizle çizerek bir e, mirror yapabiliyoruz. Bu sprint elements hani e, duvardan bir kesik veya çizgiden bir kesik almak istediğimizde oluşturduğumuz bir e, olay. Bu da aynı şekilde ama hani bu e, duvarı bölüyormuş gibi hani bu bununla bunun farkı bu kestiğimiz alanı direkt atıyor dışarıya yani o duvarı komple siliyor ama bu kısımda duvar silinmekten ziyade orada kalıyor hani kesit kesit oluşturuyor bu şekilde düşünebiliriz yani hani dıştan böyle bir görüntü oluşturmak istediğimiz zaman kullandığımız ele komutumuz var skel komutumuz var hani teket bilenler için zaten bunlar biliniyordur diye tahmin ediyorum bu kısım ise hani duvarları birleştirmek için kullandığımız hani iki alanımız var orayla orayın o şekilde birleştirmesi hani zaten videoda da gösterdiği gibi aynı ayrı ayrı zaten hani nasıl kullanılması gerektiğine nerelerde kullandığımızda tek tek ayrı ayrı zaten geleceğimiz bir bölüm olduğu için hani tek tek ayrı ayrı hepsine e, girmiyorum e, sağ tarafımızda bizi Properties kısmımız karşılıyor. Bu kısımda işte hani e, Teknik tek ayrı ayrı, niye söylüyorum? Gireceğim. Floor Plan ve 1 bölü 100, 1 bölü 50 gibi özelliklerimizi Seçebildiğimiz bir alan var. Display e, Mesela ya da Buradan alt Underlay kısmımız var. Mesela alt katman görünsün, level, level 0 görülsün. Level 0 görülsün. Hani ikinci katı çiziyorsun. Birinci katın da gözükmesini istiyorsun. Onu gösteriyor bize. Öyle de diyebiliriz aslında. hani. Bu şekilde burada Project, Pro, Project Browser kısmımız var. Hani bu Properties ve e, Project Browser kısmı yer değiştirebilir veya hani sizde sağda bende solda olabilir. Ben, yani ben bu şekilde kullanıyorum. Siz nasıl kullanmak isterseniz. Project Browser kısmımızda VR görünüşlerimiz yer alıyor. Yani ne, neye bakmak istediğimiz mesela Level 1, Level 2 veya e, vaziyet planı veya sanit plans gibi veya 3D görünüşü görmek istiyorum ben de diyebilirsiniz. Mesela burada bir şey bu biraz önce çizdiğimiz e, şurada çizdiğimiz kiriş detayımız oluyor. Ben genelde bu şekilde kullanıyorum ekranımı kuzey görünüş, güney görünüş, batı, doğu veya kesitlerimizi de burada oluşturduğumuzda da direkt hani bu kısma şey, section olarak geliyor section 1. Seçtiğimizde de bu şekilde gözüküyor. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.